Herkese Aralık'ın 8. vlogundan merhabalar. Artık bir vlog açmanın zamanı geldi dedim. Bütün evi süpürdüm, oturdum buraya. Sonra da Arda'nın mutfağını izlerken hemen dedim vlogumu açayım. Dün de tekrar Brezilya fönü şeyini uyguladım saçlarıma. Şu altları birazcık böyle olmamış gibiydi. Birazını ayırmıştım ya. Şimdi böyle 24 saat yine bekleyecek. O yüzden saçlarım açık. Bir de bu halde evi süpürdüm var ya, inanabiliyorsunuz mu? Neyse, evet, kalkayım şimdi, size yaptığım ufak tefek değişiklikleri göstereceğim. Evi süpürürken yaptığım bulaşıklar duruyor, sadece onları toplamadım. Bir de çöp atılacak. Buraları falan hep süpürdüm, salonu. Ondan sonra Cema Toygar'ın odasını topladım. Perdesi merdesi kapalıydı. O da şeye gitti Toygar. Araba sürmeye gitti. Son araba sürmesi bugün, ehliyet yapıyor ya. Söylemiş miydim bilmiyorum ama Toygar artık ehliyetini almak üzere, yani yarın galiba direkt, yani sınava girecekmiş. Yani sabah da öyle dediydi ama tam yanlış hatırlamıyorsam bugün ayın 10'uysa yarın 11'i. Öyle olması lazım. Ondan sonra da inşallah artık ehliyetini alacak Toygar. Ondan sonra cıma buraya bakın, ütülerin durduğu sepetim vardı ya benim, işte şeyde, misafir yatak odasında. Onu değiştirdim. Şimdi size o yaptığım ufak tefek şeyleri göstereceğim. Banyolar, manyolar falan hep süpürdüm. Beril'in odasını süpürdüm. Yatağını toplattım. Kendisi burada. Yok, seni çekmem. Yine uzanmış. Camını da açmıştık. Örttün mü? Tamamdır. Bir Fulya ile konuştuk bir ara. Ondan sonra cama, makinede çamaşır çalışıyor, şey, çamaşırlar çalışıyor yani. Daha hala bitiremedim çamaşırlar çünkü. Sonra da size buradaki yaptığım minik değişiklikleri göstereyim mi? Yerde çamaşırlar duruyor çünkü ben ne yaptım birazdan. Şimdi hemen kamerayı çevirip göstereceğim size. Bakın, bu durumda çamaşır biraz çok ses yapıyor olabilir. Şurada benim çamaşır sepetim vardı ya, biliyorsunuz. Göstermişimdir daha önceden. Oraya çamaşırları doldurdum ve buradan o büyük çamaşır sepetini çıkardım ve bütün işte viledalarımı, bu deterjanlar zaten burada duruyordu. Viledalar, süpürgeyi, bu süpürgeyi buraya getirdim. Şimdi zaten bu bitsin. Ne kadar kalmış? 46 dakikası kalmış. Sonra da bu yerdekileri atacağım. Burayı da süpürdüm çünkü. Buraya attım bunları. Yavaş yavaş işte bitsinler diye böyle yıkanıyor yani. Makine de hep 3 saat bir şey verdiği için, yani o yüzden biraz uzun sürüyor. Yani bunları buraya attım. Zaten bu büyük çamaşır sepeti burada durduğu için buraya sığamıyordum. Diğer evde sığabiliyordum. Oranınkileri daha büyük olduğu için ama burada sığmıyor. Böyle milimle milimle geçiyordum, çarpı çarpı. Neyse, böyle oldu yani. Kötü bir görüntü ama burayı size göstereyim dedim ve burada da katlanacak çamaşırlar var. Hala şey yapamamıştım, toplayamamıştım. Çamaşır sepetini boşalttım. Burayı falan da hep süpürdüm. Şimdi yıkanan çamaşırları asacağım. Yani makine 10 kiloluk da olduğu için bir de peş peşe yıkıyorum ya böyle. Çamaşırlığı da komple en sıfıra açtım. Böyle kocaman duruyor orada. Bunu da buraya getirdim. Bakın böyle. Yani bu devasa bir şey. Nereye sokacağımı da bilemediğim için ütüleri bunun içine koydum. Yani burada köşede dursun. Bunlar da ütüler. Yalnız var ya, bu sepet çok büyük olduğu için çamaşır haberi doluyordu buna. Şimdi de bence ütü dolabilir yani. Ne kadar büyükse o kadar dolduruyorsunuz çünkü. Yani işte dediğim gibi diğer evde bu işte kiler büyük olduğu için bunu böyle kocaman almıştım. Yanlış, yani hata yapmışım bence. Böyle büyük almamak lazım. Küçük bir şey alın yani, aklınızda olsun. Çünkü ne kadar büyük olursa o kadar dolduruyorsunuz yani. Evet, sabahtan beri yaptığım değişiklikler bunlardı. İşte bir çamaşırları toplayacağım. Buraları falan da hep süpürdüm. Çamaşırları toplayacağım dediğim gibi. Ondan sonra yani onları katlayıp kaldıracağım. Bir de bulaşıklar var. Aslında var, ben bu vlogu akşam açayım diyordum ama şimdi açayım dedim. Akşam çünkü bir dışarı çıkacağız. Beril Starbucks'a gitmek istedi. Aslında dün gitmek istedi ama dün gitmedim. Yarın gidelim dedim. Starbucks'a gideceğiz. Böyle akşam vlogu olsun dedim. Bu aralığın 8. vlogu da ama işte. Neyse, işte bakalım bugünkü vlogumuzda nasıl olacak. Suları da şuraya koydum. 2 tane kalmıştı kaloriferin üstüne, oraya. Böyle yani.
İş var ya, hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Yani ne yaparsanız yapın, İşler güçler hiçbir zaman bitmiyor. Daha geçen gün temizledim her yeri. Ama işte dediğim gibi yani bitmiyor. Evet, bir de bu arada bir şey daha diyeceğim. Saçıma bakın. Daha geçen gün boyamadım mı ben bu saçı ya? Şuna bakın. Yani bayağı bir uzamış. Bayağı bayağı. Yine saçlarımı boyamam lazım. Onu da bir ara yapacağım artık. Çünkü böyle olduğu zaman dipleri koyu olunca bile çok kötü bir görüntü oluyor. Ama boyanızı yaptığınız zaman o kadar güzel görünüyor ki. Yani sel saçta böyle bir sıkıntı var işte. Hatta düşündüm, var kaşlarımı da dedim boyasam mı dedim. Şimdi böyle moda ya, ama öyle bir uzaylı gibi olur muyum diye de düşündüm. Sabah böyle uyanır uyanmaz aklıma o geldi. Neyse, saçlarımı boyayayım da artık ne zaman boyarım bilmiyorum. Kaşlarımı da o zaman düşünürüm. Şimdi sizi buraya tepeye koydum ve buradaki olan bulaşıkları toplayayım önce. Ondan sonra da makinenin içini boşaltayım. Çamaşır ve bulaşık ölüm. Hiç bitmiyor, hiç. Bir de çöp. Bakın. Yani o çöp orada duruyor. Ben atmasam kimse elini dahi sürmüyor yani ona. Her şeyi ben yapıyorum. Her şeyi benim yapmam lazım. Şurada tereyağı alıp geçen tereyağı koymuştum buna. Ama artık koymayacağım. O yüzden bunu da yerine kaldırmam lazım. Ama şu dolaba çıkacağım. Onu sonra yapayım. Buraları hızlıca toplayayım. Şu tabağı da şuraya koyayım. Çınar'ın bana aldığı tabağı da buraya koydum. Bir tane olduğu için onu oraya koydum. Sonra bir de var ya böyle makinenin içinden bir şeyler böyle sulu mulu çıkıyor ya, gıcık oluyor mu var ya. Bir de böyle bir şeyler kalıyor üstünde bazen. Neyse. O kadar dert yandım yani. O kadar söylendim. Çok şikayetçi oldum. Şikayetçi, memnuniyetsiz oldum. Memnuniyetsiz şirineyim ben. Neyse, şuraları halledeyim bir an önce. İyi, hele siz var ya şu bardağın içini görmeyin. Bardak yan devrilmiş. Ve içine su dolmuş. Bunu da şuraya koyalım. Ay, tamamen açayım şunu, bence öyle yoksa boşaltamıyorum. Evet, şurayı da örtelim. Bardakları dizmeyle başlayalım. Koydun mu? Belire küllükleri götürttürdüm. Ne diyecektim ya? Bir şey diyecektim, bak unuttum şimdi. Şimdi aklımdaydı, şimdi. Ne diyecektim? Unutuyorum var ya her şeyi. Bir şey diyecektim. Unuttum. Ha, dolabı görünce şimdi aklıma geldi tekrar. Dolabın üstüne artık magnetleri de yapıştırma, yani işte düzenlemenin zamanı geldi diyecektim. Çünkü böyle bakarken bir an orayı böyle gördüm. Şu Batman Petrol Spor'un şeyi de orada kaldı. Okan asmıştı onu. Çok 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 yıllar önce Okan'ın oynadığı bir takımda o da böyle şeyi kalmış, saklamış. Ondan sonra ben de saklamışım. O orada kaldı. Ondan sonra orayı dolduracağım. Bir de şimdi göstereceğim size. Bunu da Çınar yapmıştı. Bunu da dolabın üstüne yapıştır, yani magnetle şey yapmıştık ama düşmüş bu. Böyle masanın üstündeki yıldız peçetelikle böyle çizdi. Ondan sonra Beril'le birlikte yapıştırmışlar. Böyle Beril ne yazıyor? Beril Çınar arkadaş kitabıymış. Ondan sonra bunu sana yaptım dedi.
Ben dedim ki o zaman bunu dolabın üstüne yapıştıralım dedim. Oraya koymuştuk aslında ama dediğim gibi rüzgar yapınca, ceyran yapınca düşmüş. Çok güzel olmuş bu ya. Beri, Çınar'la ikiniz mi yaptınız bunu, sen mi yaptın? İkiniz mi? Neyse bunu da kenara koydum. Hatta şuraya koyayım. Bunu da şey yaparız ama onu ne zaman yaparız bilmiyorum. Şimdi şu makineden çıkardığım biri bardağı, pis bardağı bir makineye yerleştireyim. Her şeyi yerine yerleştirdim. Tereyağlığı da yukarı koydum. Şimdi geldi sıra kirli olan bulaşıkları makineye yerleştirmeye. Ve tamamdır. Bütün işlerimi bitirdim. Bezle yıkayayım. Şuraları da sileyim. Daha var ya. Makineye ulaşayım. Kapattım. Daha bugün bana hiçbir kuvvet, hiçbir güç işmiş yaptıramaz. Yani bulaşık dışında. Bir de yemek dışında tabii. Yemek yapacağım. O kana tavuk göğsüyle pirinç siparişi verdim. Tavuklu, patatesli böyle bir yemek yapacağım klasik fırında. Bir de yanına pilav yapayım dedim. Ondan sonra onun bulaşığı falan olur. Ondan sonra başka da bir iş olmaz. Yani bir yemek, bir de onun bulaşığı işi var bugün anlayacağınız. Böyle diyorum ama çamaşırları asacağım daha dur. Durun. Yalan söyledim. Çamaşırları asayım. Ondan sonra işim bitiyor. Şuraları da sileyim. Akşama da zaten yemekten sonra da Starbucks'a gideceğiz ya. Evet bitti.
Küçük minnoş yeni çantamı da aldım ve Starbucks'a gidiyorum ama önce şuradaki saçı alayım bir. Hava çok soğuk olduğu için böyle kalın kalın giyindik. Ve belirli gideceğiz artık. Ne içeceksin? Ben Starbucks özürlüsü olduğum için ne içeceğimi bilmiyorum. Cool lime'ın içine çilek şurubu. Soğuk bir şey içmeyeceksin Nihal'cim. Hayır. Öksürüyorsun zaten. Soğuk bir şey içemezsin. Sıcak bir şey iç. Hava soğuk zaten. Hem orada esiyordur. Nereye gidiyoruz ki? Şuraya. Bizim buradakine. Nereye gideceğiz? Akşam akşam. Uzaktaki bir Starbucks'a gidemeyiz. Hadi gel. Hemen şuradan yakından sıvışırız. Her zamanki gittiğimiz Starbucks'a gideriz.